Merhabalar, Pembe Düğme YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Melek Çil. Bugün sizlere ayağımızı sıcacık tutacak, yumuşacık ve oldukça şık duran bu çorabın yapım aşamasını anlatacağım. Çorabımızı şiş örgüsüyle öreceğiz. Şiş kullanmasını bilen, ters ve düz örgü tekniğini bilen herkes bu çorabı rahatlıkla örebilir. Bazı ayrıntı yerleri ve püf noktaları var. Onu da zaten videonun ilerleyen dakikalarını sizlere anlatacağım. Çorabımızı misinalı şişle bilek kısmından lastik yaparak başlayacağız ve en son burun kısmında tamamlayacağız. E, misinalı şiş kullandığımız için bu çorabın bir özelliği de tamamen dikişsiz olması arkadaşlar. E, bu da bize örerken ayrıca bir avantaj sağlıyor. Dikişle uğraşmamıza gerek kalmıyor. Çorabın ölçülerinden de bahsetmek istiyorum. Çorabımızı 64 ilmekle başlayacağız ve bu ilmek sayısıyla ile ilerleyeceğiz. Bu verdiğim sayı 36 ve 39 numara ayaklar için gayet uygun bir sayı Yalnız Bilek kısmımız biraz geniş Ve ayağımız taraklı bir yapıya sahipse 68 ilmek çekmenizi tavsiye edebilirim Bu çorapta taban kısmını 38 numara için çalıştım Ayak uzunluğunu yine kendi ayağımıza göre nasıl ayarlayabiliriz ilerleyen dakikalarda Bunun kısmına geçmeden sizlere anlatacağım Çorap yapımında kullandığım iplik bu şekilde renkli ve ördükçe kendinden desenler oluşturan çorap ipliklerinden kullandım. Bir çift çorap için 100 gramlık tek yumak yeterli gelecektir. Kullandığım ipliğin içeriği %75 yün karışımı ve ayağımızı terletmemesi için %25 polimit içeriğine sahip. Kullandığım şiş 2,5 milim kalınlığında 80 santim uzunluğunda misinalı şişimiz var. Dilediğiniz renklerde dilediğiniz ipliklerle çalışabilirsiniz. Sadece Kullanacağınız ipliğin bu şiş numarasına uygun olmasına dikkat edin. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve hadi şimdi çorabımızın yapımına başlayalım.